Evet, herkese merhabalar. Tarot'un kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım, bugün sizler için 27 Nisan 3 Mayıs haftası. Bakalım bu önümüzdeki hafta neler olacakmış. Genel anlamda şöyle bir haftaya bakış için bir melek kartlarıma bir soralım, danışalım istedim. Bakalım. İnşallah bu yeni hafta hepimize sağlık, mutluluk, huzur, şans, bolluk, bereket, verim getirsin inşallah diyerek, yine her zaman olduğu gibi bütünün hayrına olması dileğimle kartlarımı sizlerin adına niyetliyorum. Evet, kesiyorum ve karıyorum. Evet, hadi bakalım. Şimdi bakın bakalım, şöyle bir kartlarıma odaklanın. Yine her zaman olduğu gibi kendinizi düşünerek bir rezone olun, bakalım. Bu hafta 27 Nisan 3 Mayıs haftası sizler için neler getirecekmiş? Bakalım bu hafta içinde neler olacakmış? Genel anlamda bir açılım yapacağım arkadaşlar. İş, aşk, sağlık, para, artık aklınıza ne geliyorsa bu hafta içinde bakalım gelen mesajlar ne olacakmış sizler için? Evet, hemen kartlarımı seçmeye başlıyorum. 27 Nisan 3 Mayıs haftasında neler yaşanacaksa melek kartlarım, iş, aşk, sağlık, kariyer, artık ne olacaksa bize bir göstersin diyelim. Bakalım bu hafta içinde melek kartlarımdan gelen mesajları alalım. Evet, her zaman söylediğim gibi arkadaşlar, genele bir açılımdır, kolektif bir açılımdır, bütüne hizmet eder. Lütfen siz size ait olan kısımları alın, kabul edin diyerek, evet yine her zaman yaptığımız gibi sizler kartlarıma odaklandınız, rezone oldunuz. Bakalım 27 Nisan haftası, 27 Nisan 3 Mayıs aralığında önümüzdeki hafta içerisinde neler yaşayacağız bakalım diyerek hemen kartlarından mesajları almaya başlayalım. Şimdi arkadaşlar, bu hafta bir kere özgüveninizin yüksek olacağı bir hafta, ama maddi anlamda, ama manevi anlamda gerçekten güvensizlik ve korkularınızı bitireceğiniz bir hafta olarak görüyorum. Ayrıca çalışma temponuzun yoğun olacağı, eğer evinizde çalışıyorsanız, evinizde, tabii dışarıda çalışma imkanı olanlar varsa dışarıda çalışanların tempolu bir çalışma haftası içerisine gireceğini söyleyebilirim. Ayrıca yine bu hafta hayatınızla ilgili bazı dengeleri yerine oturtmaya başlayacaksınız. Yani bu dengeler nedir? İlişkilerdeki dengeler olabilir, sağlığınızda dengeler olabilir. Ama bu hafta sizin için gerçekten dengeleri ve düzenin yerine oturacağı bir hafta olarak görünüyor. Ama ve lakin bir o kadar da maddi ya da manevi anlamda savurganlıklar yaşayacaksınız. Yani bunlar elinizden çıkması gereken bir miktar para olabilir ya da toplu bir para olabilir. Aynı zamanda da çevrenizde belki de uzun zamandan beri hayatınızdan çıkarmak istediğiniz bir arkadaşınız olur, bir sevdiğiniz olur, bir dostunuz olur, ama artık düşündüğünüz gibi iyi olmadığını görebilirsiniz ya da düşünebilirsiniz ve hayatınızdan bir ya da birkaç kişiyi çıkarıp atabilirsiniz bu hafta içerisinde. Yine kafanızda yapmak istediğiniz bir girişim var, bir atılım. Yine bu aşk hayatınızla da ilgili olabilir, iş ve para anlamında da olabilir. Bununla ilgili de bir atılım yapacaksınız. Yalnız bol dedikodulu, bol gıybetli bir hafta olarak görüyorum ki Instagram'da da paylaştım. Instagram sayfamı takip edenler mutlaka orada da görmüşlerdir. Gerçekten bu hafta bol gıybetli, bol dedikodulu ve asparagas haberlerinde havada uçuşacağı bir hafta olarak gözüküyor. Ama bunlara pek de itibar etmeyin diyorum. Bir de özellikle bakın, artık çok sıkıldığınızı görüyorum. Hani böyle kendinizi dışarı atmak isteyebilirsiniz. Darlanmışsınız, bunalmışsınız. Kendinizi kötü hissediyorsunuz. Belki bir bu yalnızlıktan dolayı, hani belki bir ya da birkaç kişiyle bir araya gelmek,
isteğinde olabilirsiniz. Amana dikkat edin. Lütfen bu isteklerinizi biraz bastırın bu hafta. Çünkü bakın hiç ummadığınız bir şekilde kötü durumda kalabilirsiniz. Ama sağlıkla ilgili olabilir. Ama bu yaptığınız hareket hani size geri dönüşü sıkıntılı olabilir. Yine ailenizle bağlantılı, aileyle ilgili, kendi çekirdek aileniz de olabilir. Büyük aileniz de olabilir. Mesela anne baba kardeşlerle ilgili bir araya toplanıp bazı kararlar alma durumunuz gündeme gelebilir. Bu kararlar sizin için önemli kararlar ve sizin hayrınıza olacak kararlar arkadaşlar. Özellikle bu hafta kendinizi maddi ve manevi yalnız ve verimsiz hissediyor iseniz, eğer bu konuyla da ilgili verimsizliklerin biraz biteceği bir zaman olarak söyleyebilirim. Ayrıca bu hafta gerçekten ilişkiler açısından çok önemli bir hafta. İlişkilerde bir düzensizliğiniz var ise, yani bir gelen bir giden bir türlü yerine oturtturamadığınız bir ilişki, hani nasıl söyleyeyim, tedavisi mümkün bir ilişki ise tedavisi olacak, ama artık kangren olmuş bir yaraysa tamamen söküp atabilirsiniz ya da koparıp atabilirsiniz. Bakın net keskin kararlar var burada. Bazı şanssızlıklar yaşayabilirsiniz, özellikle hafta ortası diyebilirim. Çarşamba ya da perşembe günlerinde biraz dikkatli olun. Sizi zor durumda bırakmak isteyecek ya da zorluk çıkarmak isteyecek kişi ya da kişiler karşınıza gelebilir. Ya da söylemler olabilir. Lütfen bunlara karşı da gardınızı alın. Dikkatli olun. Ama ve lakin bu hafta için genel anlamda şunu söyleyebilirim. İlişkiler ve girişimler adına şanslı bir hafta diyebilirim. Evet arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. 27 Nisan 3 Mayıs haftasında genel anlamda şöyle bir baktık neler olacakmış diye. Evet, inşallah sağlıklı, huzurlu, mutlu, bol bereketli, gönlünüzden kalbinizden geçtiği gibi bir hafta olsun. Beni izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Lütfen Allah'a emanet olun. Kendinize çok dikkat edin. Siz varsanız hayat var. Unutmayın. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.